Hepinize merhabalar dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Ben 40 seçenekte bir teklif gelecek şeye gittim. Saus dediği işte bir ara lagüm vardı ya, onun gibi bir şey gibi düşünün. Ama o gelmedi. Krep işte yengeçe dönüşen, minyonların yengeçe dönüştüğü bir oyun geldi. Ne yapıyor bu? Gördüğünüz gibi daha fazla eşya ve daha fazla altın atıyor. Ben de dedim ki Yordle oynamanın tam vakti zamanı. İsteyen de vardı. Bir Yordle deneyeyim. Ama çok benim oyun karakteristiğime uygun değil Yordle. Yani büyük ihtimalle bu kanalda çok Yordle görmeyeceksiniz. Yine yaparız tabi arada bir de. Süper kahramanların farklı bir versiyonu gibi. Burada da iki tane daha demin görmüşsünüzdür. Tristina geldi. 2 yıldız oldu direkt. Direkt antik arşive gittim. Urf Legend ile girmiştim. Ama hemen patlatmak istemedim. Korktum biraz. Çünkü Yordle gelmezse en azından Tristina'ya buff verecek bir şey gelmesi lazım. O yüzden bekledim. Yordle ne hemen söyleyeyim. 3 ve 5 olarak kullanıyorsunuz Yordle'ı. 3 yaptığınızda, 3 Yordle'da tahtada 3 yıldız yaparsanız en güçlü Yordle'ınız 4 yıldız oluyor. 5 yaptığınızda 3 tane Yordle 3 yıldız oluyor. Ama 5 tanesinde 3 yıldız yapmanız lazım galiba. Yani fark ettiyseniz hiçbir şekilde koyduk ama Yordle'ı herhangi bir aktifliği yok bildiğim kadarıyla. Belki ekstra bir buff veriyordur koyduğunuz anda en güçlü Yordle'ı ama onu bilmiyorum. Tristina'yı gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hepsini 2 yapsanız bile en güçlü yorduğunuzu o an 3 yapmıyor yani. Onu biliyorum kesin olarak. Ama zor bence oynaması. Yani herhangi biri daha yordle gittiği anda direkt bloksunuz arkadaşlar. O yüzden o kadar beğendiğim bir eklenti olmamış. Bir de biraz sıkıcı geldi bana oynaması. O kadar keyifli gelmedi yani. Çok basit bir mekaniği var. Ve tamamen şey yani şansa bağlı bence. Yani rol yiyeceksiniz ve şampiyonları bulacaksınız. Bulamazsınız, kaybediyorsunuz. Bulursanız kazanıyorsunuz. Bu kadar. Yani süper kahramanlara biraz benziyor hakikaten. Ama en azından süper kahramanların bir oynanış mekaniği vardı. Nereden oynayacağınızı biliyor olmanız gerekiyordu. Yordle'da da var gerçi de. En güçlü Yordle bence Teemo olmuş. Dikkatimi çekti. Tabii Heimerdinger'ı geçiyorum. O 5 kostluk, 5 altınlık. Onu zaten 3 yıldız yaparsanız kendi başına da kazanır. Yordle'a hiç gerek yok. Guinzo'yu direkt yaptık. Aslında Kanusamış önermiyordu ama önerilerle ilgilenmiyoruz. İyileşmesi şampiyon. Biliyorsunuz ben oynamam. Direkt Kanusamış'ın da yaptım. Biraz kötü geçireceğiz gibi duruyor. En azından krepte geldik ya. Ya böyle krep gibi bir seçenek seçtiyse lobi oynanabilir. Çünkü oyun başında çok fazla altınınız olacak. Çok fazla altınınız olduğu için rollemek için daha uzun bir ekonomiye, daha iyi bir ekonomiye sahip olacaksınız. O yüzden böyle bir seçenekte Yordle gitmek mantıklı. Artık onlar da bence önem arz ediyor. Oyundan oyuna. Burada bir Multicaster'ı açayım dedim. Sonra dedim ki büyük ihtimalle kazanamayacağım. Hiç girmeyeyim Multicaster'a. Zaten team'e oynamayacağız. Ve anti karşıyı patlattım. En azından Gunner geldi. Topçu buff'ı diyelim. Gunner'ı da 2 yaptık. Zaten Tristana'yı carry yapmak istiyorum. İtemleri de fark ettiyseniz verdim. Gunner'dan oynayacağız biz de Yordle'ı. 3 Yordle kullanacağım. 5'e çıkma gibi bir durumumuz yok. Tristana'yı 4 yıldız yapacağız ve işte diğer topçuları bulacağız. Çıkabildiğimiz en yüksek topçu mertebesine çıkabilirsek süper olur. Çıkamazsak da ona uygun bir board kurarım. Bir de topçularda şöyle bir şey gördüm. Zeri ve Jinx ikisi de Zaun. Bir de ekstradan Zaun eşyası da bufflayabiliyorsunuz. Yani ikinci carry hatta belki birinci carry olarak Zeri'yi de kazanacaksınız. Öyle de bir ihtimal var. Zeri'yi de 3 yıldız yaparsanız o da bayağı carry'liyor, güçlü. Yine krepteyiz. Bir takım eşyalar geldi. Altınlar geldi. Görüyorsunuz değil mi altınların fazlalığını? Direkt 50 gold üstüne çıkabildik. Bu arada rolledim. Çok bir şey gelmedi. Yani doğru oynadım düşünüyorum. Oyun mekaniği olarak ama herhalde şey yapmak lazım. 50 gold falan beklemeyip direkt hani kimse bulmadan Yordle'ları 3 yapayım gibi bir şeye de gitmek mantıklı olabilir. Bir de Poppy aynı zamanda Demacia olduğu için Demacia oynayan rakipler de Poppy alıyorlar. O yüzden Poppy'yi 3 yıldız yapmak biraz daha zor. Double Trouble'ı istemiyoruz. Rolledik. Orayı da rolledim. Gördüğünüz gibi setin buff'ı var. Orayı da rolledim. Urf seçeneğini de istemiyorum. Şimdi en soldaki güzel. 25 kere refresh attığımda yani rol yaptığımda bana bir tane fazla takım azami artıran taktik Crow var ya onu verecek. Ama önceki rolleri saymıyor. Bu andan itibaren rolleri sayacak. Zaten biz de 50 golda çıkmıştık. Hemen burada başladık. Bu 25 olduğunda şu rollerin tamamı
Bana bir tane takım hacmi kazandıracak. Ben zaten Yordle oynayacağım. Rolleyeceğim yani bayağı. Gördüğünüz gibi burada rolledik elimizden geldiği kadarıyla. Ve dediğim gibi tamamen RNG bu arkadaşlar. Öyle bir oyun mekaniği falan olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. O yüzden çok böyle beğenmedim ben Yordle'ı. Fena da değil. Ama eğlenceli değil yani. Fena da değilden kastım. Kazandırabilir size Yordle. Ama o kadar eğlenceli görmedim Yordle'ı. Burada tekrar 40 gold faizine çıktık. Kled'i de aldım. Belki Kled gider. Çünkü biz sonuçta Teemo'ya uygun bir board kurmayacağız. Teemo veya Kled artık hangisi gelirse onu kullanacağım. Tristana kesin kullanacağım. İhtiyacım olan şampiyonları aldım. Burada Teemo'nun veya Kled'in hangisinin önce 3'e gideceğini bilmediğimiz için ikisini de almak zorunda kaldım. Bir ekonomi kaybımız oldu. Çünkü ikisi de 2 altınlık şampiyonlar. Sattığımda 1 altın zarar etmiş olacağım. Yapacak bir şey yok artık, o kadar da olur diyelim. 3-3'teyiz gördüğünüz gibi ve Kled'i koydum. Bu arada fark ettiniz. Çünkü front'taki şampiyonlarım ne kadar uzun süre tutarsa Tristana o kadar daha fazla hasar atar. Mantık bu yani, düz mantık. Bu arada kanalı ilk defa izleyen arkadaşlar için böyle anlatımlı TFT videoları yapıyorum dostlar. Şayet videonun sonunda videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Herkesin normalde yeni setlerde izlenmeleri yükselir. Benim hep set başlarında izlenmelerim dip yapıyor. Neden bilmiyorum. Neyse, toparlarız diyelim. Bu arada bir tane daha montaj kanalım var. Ben zaten her videoda söylüyorum ama yarın videosu daha belli değil arkadaşlar. O yüzden şunu yapacağım diye bir şey söylemeyeceğim. Açıklamalara koyuyorum linkini. Orada da montajlı videolar yayınlıyorum. Şayet oyun ilginizi çekiyorsa oraya da bakarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Buradaki rolleri de hızlandırdım. Sıkmayayım sizi diye. İnşallah rahatsız olmazsınız. Çünkü bazen hızlandırdığım videolarda tepki almıştım. Ama yani rollerken herhalde çok da bir önemi yoktur diye düşünüyorum. Farkındaysanız takım hacmimiz bir büyüdü. Ben aslında şey yapmadım, level'a çıkmadım. Tamamen işte aldığımız ikinci augment'ten aldığımız seçenek sayesinde oldu. 25'i doldurduk ve bize bir işte iki spatula ile birleştirdiğimiz var ya, onu verdi. Ve takım hacmimiz 6'ya çıktı 5 level'dayken. Rakip 6 void yapmış. Void de oynadım bu arada. Güzel ama sadece void de kazanamıyorsunuz. Gelir videosu. Piltover'u bayağı beğendim. Onun da videosu gelir yakında. Şimdi bayağı rolledik. Şanssızdı rollerimiz. Ama en azından burada Poppy'miz ve asıl önemli olan Carry'miz, Tristana'mız 2 yıldız oldu. Ben de level'ı aldım. Çünkü artık Kled'i 2 yıldız yapmamız lazım. 5 level'dayken Kled'i 2 yıldız yapmak daha zor. Burada %40 ihtimaldeyiz. Gunner'ı da amblemle birlikte gördüğünüz gibi 4'e çıkarttık. 4'e çıkarttığımızda da bayağı güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Şu an için bir güç patlaması yaşıyoruz aslında. Son fısıltısını da yaptık bu arada Tristana'nın. O da güzel bir item oldu. Bence Tristana'nın şu anki itemleri gayet OP şu dizilimde. Belki şey yapılabilir, iyileşme yerine başka bir şey yapılabilir. Çok agresif oynamak isteyen arkadaşlar için. Ama bence iyileşme okeydir arkadaşlar. Yine krepten çıktık. Şansımıza bir zeri geldi. Zeri kesin kullanacağız. Zaun eşyası düştü. Çünkü Jinx ile zeri Zaun. Ama maalesef tank bir Zaun eşyası düştü. Aslında güzel bir Zaun eşyası ama Zeri'ye çok uygun değil. 20 zırh, 20 büyü direnci kazanıyoruz. Her 5 saniyede bir negatif etkilerden arınıyoruz. Ve %10 can değerimizin %10'u kadar iyileşmeye geçiyoruz. Bir de overcharge'ı var bu Zaun eşyalarının. Orada da şunu diyor. Her iyileştiğinde de iyileştiği kadarının %100'ünü en yakındaki rakiplere büyü hasarı olarak gönderir diyor. Aslında çok Zeri'ye uygun bir eşya olduğunu düşünmüyorum. Ama ne yapalım yani, burada Jinx'e vermektense Zeri'ye vermek daha mantıklıydı arkadaşlar. O yüzden öyle yaptık. Derken zaten burada amblem geldi. Hiç şeye de çıkmamıza gerek kalmadı. Level'a çıkmamıza da gerek kalmadı. Baya güzel gidiyor. Sadece Kled'i 3 yıldız yapmamız lazım. Rollerimiz kötü gitti. Dediğim gibi roller kötü gidince de böyle bir şey yaşamamız çok normal. Burada da yine devam ettim rollemeye. Bir tane daha bulduk Kled, en azından diyelim. 2 tane Kled'e ihtiyacımız var. Biraz gerçekten şanssız roller attık. Böyle olunca işte direkt lose oluyor Yordle. Büyük ihtimalle dereceli oyunda da bu olur. Yordle'ın bir tane augmenti var ama böyle her round size bir Yordle şampiyon veriyor falan. O gelirse mesela çok güzel oynanabilir. Ama her elde ben gidip Yordle oynayacağım ve kazanacağımlık bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. İşte o kadar gelmedi gelmedi. Bu sayfada 2 tane attı. Böyle bir oyun bu da. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi artık Tristana'mız 4 yıldız ve Gunner 6'dayız. Önemli olan konu o. Gunner'da 2-4-6 olarak oynayabiliyorsunuz. 8 kere stackleyebiliyorsunuz. Saldırı gücü kazanıyorlar. Dümdüz aslında. Ama 9'uncuyu kazanamıyorlar anladığım kadarıyla. Burada zaten onu da deneyimleyeceğiz. 6 Gunner'a çıktığınızda 20 saldırı gücü olarak kazanıyorsunuz. 8 stack diyor. Maksimum yüke çıktığımızda 160 saldırı gücü verecek Gunner. 6'da oynadığımız için.
Gunner'dan anlatmış olduk. Bu da bu arada benim ilk Gunner oynayışım. Thrissey'i de ilk defa burada deniyorum. Yordle'ı gördüm ama o kadar hoşuma gitmedi. Teemo'dan oynamak daha keyifli olabilir ama böyle multicaster'la falan güzel şeyler çıkarabilirsiniz. Şimdi burada güzel bir Belvet vardı. Belvet de 5 altınlık şampiyon. AD'den vuruyor. O yüzden hemen hextech'ini yaptım. İyileşmesiz oynamak istemiyorum çünkü ve Gunner'ı ona verdim. Diğer Gunner amblemini ona verdim. 2 tane topçu amblemiyle oynadığımız için aslında bayağı güçlü olabileceğimizi düşünüyorum. Ve daha 6 level'ız. Yani çıkabildiğimiz level da var önümüzde. Daha güçleneceğiz yani üstüne katacağız, katarak gideceğiz. Bundan sonra Belvet'e bir item daha, ondan sonra Zeri'ye item. Öyle öyle gideceğiz. Jayce 3 olmasa da olur. O kadar carry gelmedi bana Jayce. Destek Gunner'ı gibi geldi bana. Öyle söyleyeyim. Belki oynanış versiyonu vardır. Daha yeni yeni gözlemliyoruz. İlk gözlemler olarak söyledim. Burada AD'lerini göstermemiş ama ileriki kapışmalarda göstereceğim arkadaşlar. Tristan'ın çıktığı AD'yi. Merak etmeyin yani. Yine bir krepteyiz. Abi krepleri gerçekten baksanıza direkt biz 50 golda attı ve bir sürü eşya verdi. Böyle çok eşyalı oynamak istediğiniz bir kompozisyonda falan bu seçeneğe gitmek oyun başında güzel olur. Artık zaten oyun bence öyle versiyonlarda değişmiş. Yani neyi seçtiğinize göre çok değiştiriyor oyun mekaniğini başta seçtiğiniz seçeneğe göre. Bir tane Reforge atmıştık. Tank itemleri geldi. Olsun. Biz de iki tank olarak gördüğümüz şampiyonumuza kefaret yaptık. Yani ikisini de birine verebilirdim. Ama burada en azından Klee'de bir AD itemi vermek daha iyi olur. Klee de savaşçı bir şampiyon. Sonuçta AD'den yetenek alıyor. Evet, güzel bir board olduk. Tristana'mız 4 yıldız olduğundan beri farkındaysanız düşmüyor board'umuz. Velvet'in etkisini daha böyle net görebilmiş değilim. Çünkü daha 1 yıldız, 5 kostluk şampiyonlar ve 1 yıldız olduğunda o kadar güçlü olmuyorlar. Bu arada Heimerdinger'ın da böyle taretine özellik koyabiliyorsunuz. Güzel bir mekanik olmuş Heimerdinger. Yaptığımda gösteririm ve onları da detaylıca açıklarım. Burada bir daha göstermişim Tristana'nın yeteneğini. Bakarsınız arkadaşlar. Level'a çıktık. 8 level'a çıktım. Buraları da hızlandırdım zaten. Bir tane hakkımız vardı. Bir D'ye bastık. Öylesine Bastion bir şampiyon koymuştuk. Bir Bastion daha koyduk. Shen'i koyduk. Şöyle bir şey olabilir. 9'a çıkabilirsem 4 Bastion oynayabilirim. Bastionlarda ne yapıyor? Kendilerine zırh ve büyü direnci kazandırıyorlar. 10 saniye sonra orada verilen değerin 2 katını kazanıyor. Şu an o değerlere çok girmeyeyim. Çünkü o bufflanır, nerflenir. Çok önemli değil. Güzel bir tank eklentisi diyeyim Bastion'a da. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben dümdüz gördüğüm gibi okudum. Nasıl söyleyeyim. Evet, Aatrox'u almıştım. Aatrox da Slayer biliyorsunuz. Burada şey de Slayer, Klee de Slayer. Zaten Bastion'ı dediğim gibi 4'e çıkaramıyorduk. Güzel de bir son fısıltımız var. Zeri'ye verdik. Slayer en azından Klee'de, yani burada Aatrox çabuk düşecektir ama en azından Klee hayatta kalıyor. Kaldığı için hem topçudan hem Slayer'dan ekstra güçlenerek gelecek. Slayer'ı zaten ilk videomda anlatmıştım. İzlemeyen arkadaşlar o videoyu izleyebilir. Katarina videosunu. Oraya girmeyeceğim ama yine Slayer'la alakalı bir oyun daha çıkarırız. Ve ileride de yine anlatırız dümdüz onu oynadığımızda. Zerimiz de 2 yıldız oldu. Şimdi şeyi söyleyeyim. Belvet düşmanı alt ettiğinde bir hiçlik oluşuyor. Hiçlik mercanı oluşuyor. O hiçlik mercanını ilk seferde %50 canını artırıyor Belvet'in. %50 sağlık kazanıyor yani. Ondan sonraki seferlerde tekrar steklerse bu hiçlikleri, yani rakipler alt etmeye devam ederse %20 iyileşiyor. Her mercanı aldığından itibaren o altıgen içindeki düşmanlara iki menzildeki %10 daha fazla hasar veriyor. Büyü hasar veriyor onu da. Onu da söylemiş olalım. Belvet'in özelliği de bu. Bana güzel geldi Belvet. Bayağı carry bir şampiyon. Ama işte 2 yıldız yapmak lazım minimum. Ama işte her 5 altınlık şampiyon gibi Belvet'i de bulmak 8 level'da çok zor. Burada biz o çok zoru şansımız yaver gelerek bulduk. 2 yıldız yaptık. Bu arada oyun bug olmuş. Farkındaysanız Klee var ileride bir tane. Orada bir bug olmuş arkadaşlar. Bizden dolayı yapacak bir şey yok yani. Rakibim Noxus oynuyor. Noxus'u da yapmıştım. Azir'le yapmıştım. Gayet güzel bir videoydu. Noxus'un fethetme mekaniği diye bir mekanik var. Onu tam anlayamadım. O yüzden o videoda detaya girmedim. Rakibini fetheder gibi bir şey diyor. Onu tam öğrendiğimde yeni bir Noxus videosunda size detaylıca anlatırım. Burada işte Gunner ve Thrissey'i deniyoruz. 4 yıldız olduğundan beri bayağı güçlüyüz. Ve artık Belvet 2 yıldız. 2 yıldız Belvet'in özelliklerine bakın bir arkadaşlar. Her yuttuğunda iyileşiyor. Bayağı uçuyor.
Burada da Tristana'nın dediğim gibi Gunner'dan adesine bakın. Uçarak gidiyor. 20 stack 20 stack çoğalıyor. Ve maksimum 392 oluyor. Çünkü 392 yani 8 stack'ten sonra devam etmiyor bu arkadaşlar. Keşke devam etse. Devam etse burada paramparça eder. Yani 600-700 AD'ye falan ulaşırdı. Rakipte galiba Zaun eşyası böyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Çünkü herhangi bir eklentisi yok. Öyle bir durumu yok. Galiba rakibimin Zeri Zaun'unda öyle bir eşya var. Fark ettiyseniz daha demin Zeri düştükten sonra Aatrox'a döndü. Bir daha Aatrox'u yenmeye çalıştık. Bayağı güzel bir eşyaymış. Yani tahmin ediyorum ki o bir Zaun eşyasıdır. Ama bakmamışım. Keşke burada oyun oynarken baksaymışım. Zaun eşyalarını da aşağıda görebiliyoruz ya. Bir hatam olmuş diyelim. Kusura bakmayınız. Herhalde Zaun eşyasıdır. Çünkü öyle bir eklenti açmamış. Herhangi bir augmentten öyle bir özelliği yoktu. Yani düşen şampiyon değişir gibi bir özelliği yoktu. Ona rağmen çok güçlü bir yani eşyaymış o. Herhalde eşyaysa eğer. Fark ettiyseniz yine orta oyundan sonra artık late game'deyiz. 6-3'teyiz. Tristana düştü gitti ama artık Velvet'in gücünü görebiliyor musunuz ya? Bayağı güçlü arkadaşlar Velvet. Yani ben anlam veremedim çok Velvet. Anlamadım da yani açıkçası Velvet. Bu arada Velvet'i ilk defa bu kadar 2 yıldız yapıp oynadığım bir oyun bu. Daha önce bir Void'den denemiştim ama carry değildi orada. Dev katilimiz de Zeri'ye verdik gördüğünüz gibi. Rakibe baktım. Ona göre bir pozisyon aldım. Şimdi rakibin Darius'una carry'li yani tanklarımı önüne koyayım ki Darius stacklerini çoğaltmasın diye böyle bir şey yaptım. Yani burada Poppy'nin tankım olduğunu düşünüyorum. En azından Darius şu ultisinden stack alamadı ama ona rağmen paramparça ettiler. Yani Noxus'lar da bayağı güçlü ya bilmiyorum ben beğendim. Ama o da bence late game'de düşüyor. Yani Darius'la bir oyunda full kazanmamız çok zor. Farkındayız rakibim 9 level. Yani alabileceği en güçlü versiyonuna gelmiş ama biz daha en güçlü versiyonumuza gelmedik. Bir Bastion şampiyon daha buldum ve direkt onu koydum. Xante, Xante. Xante de çok güçlü olmuş arkadaşlar. Xante yeteneğini attığında böyle köşelerdeyse onu direkt dışarı çıkarıyor. Lee Sin tekmesi gibi düşünün ve o şampiyon gidiyor arkadaşlar. Yani isterse 3 yıldız olsun hiç fark etmiyor. Bayağı güçlü geldi. Shurima aynı zamanda Xante. Ama burada biz Shurima'sını kullanmıyoruz. Burada yapabileceğimiz standart bir fikrim var. O da ne? Bastion'ı 4'e çıkarıp öyle oynamak. Lakin rakip Aatrox'un 2 yıldız yaptığı gibi gördüğünüz gibi bizim board'u paramparça etti. İşte dediğim gibi bir kostluk, bir altınlık şampiyonlar çok düşüyor. En az düşen Kayle bence onu da söyleyeyim. Onun dışındakiler düşüyor yani. Senna da güçlü bir şampiyon olmuş ama böyle çok ram bir şampiyon yerine Senna yeteneğini attığında o yol boyunca kalkan açıyor rakiplere. Yani pardon rakiplere demişim benim şampiyonlarıma. Öyle bir buff'u var. Bastion'ı 4'e çıkarttık. Yani 4'e çıkarttığımızda ne oldu işte? Bastion şampiyonlar. Ki şu an Moakai, Xante, Poppy ve Kasadin. Ekstra zırh ve büyü direnci kazandı. Bir 10 saniye sonra bu zırh ve büyü direnci 2 katına çıkıyor. Bastion şampiyonlar için. Bir Deathblaze aldık. Ölümün kılıcı aldık. Onu da bari dedim ki burada şeye vereyim. Kılı da vereyim. Zaten verebileceğim başka bir eşya dizilim yok. Ama rakip bizi paramparça etti yani hakikaten. Abi Aatrox çok güçlü. Burada onu da bir fiil görebiliyoruz. 7-1'e gitti. Oyun demek ki late game'e gidince bir altınlık şampiyonlar düşüyor. Bunu zaten net bir deneyim olarak söylemiştim. Bu arada rakibim de Gunner'dan oynuyordu ama 4 Gunner'dan oynuyordu. Güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım diyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.